Bu yine örneğimizde de arkadaşlar bir Textbox kontrolünü ekleyeceğiz ve kullanıcıya bu Textbox kontrolüne metin girmesini isteyeceğiz. Ziyaretçi metne girecek. Textbox'tan ayrıldığı an girilen metnin ilk harflerinin kırmızı ve büyük olmasını sağlayacak. Kalanları ise küçük ve mavi renkte olacak şekilde ekrana yazılmasını sağlayacağız arkadaşlar. Bunun için yeni bir web formu oluşturuyorum. Evet. Yeni web formu oluşturduktan sonra şöyle diyeceğiz. Bir metin girmesini isteyeceğiz kullanıcıdan. Bunun için metin girişi dedikten sonra bir iki nokta üst üste kullanıyorum ve bir textbox nesnesi ekliyorum. Şöyle uzun bir uzatıyorum biraz onu. Şimdi bunu ekledikten sonra textbox nesnemizin üzerine çift tıklıyorum. Çift tıkladıktan sonra textbox'ın text change olayı karşımıza geldi. Bu text change olayına program satırlarımı yazmaya başlıyorum. Öncelikle string veri türüyle inilen değer isimli bir değişken tanımlıyorum. Bu değişkene text box'ımdan gelen metni atayacağız arkadaşlar. Aktarmak istiyoruz. Bu text box bir text diyorum. Burada ne yaptık? Text box'a inilen değeri okuttuk diyelim. Okuduk diyelim daha doğrusu. Daha sonra bir string veri tipiyle kelimeler isimli bir dizi değişkeni tanımladık. Ve bu dizi değişkenine girilen değer isimli değişkendeki veriyi parçalayarak aktarmak istiyoruz. Bunun için split kullandım. Ve nerelerden parçalayacağız? Boşluklardan itibaren parçalayarak aktaracağız arkadaşlar. Bunu da açıklama satırını size yazmak istiyorum. Girilen değeri boşluk karakterinden itibaren bilerek diziye aktardık. Bu şekilde bunu yazdım arkadaşlar. Şunu bir alt satıra indirmek istiyorum. İndirdikten sonra topla şöyle hizalayalım. Evet. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi dizi elemanımızdaki kelimeler isimli dizi değişkenimizdeki veriler üzerinde arkadaşlar işlemler yapmak istiyorum. Bunun için for döngüsü kullanacağım. Integer i eşittir 0 dedim. I'nin değerini sıfırlamış olduk. Kelimeler dizi değişkenin boyutunun ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu öğrenebilmek için kelimeler length ifadesini kullanıyoruz. Ve i'nin değişkenimizin değerini birer artırıyoruz. Enter'a basıyorum ve küme parantezini açıp kapatıyorum. Ve bu şekildeyken satırlarını yazacağım. String diyorum. İlk harf kelimeler i dedim. Substring diyerek evet substring diyerek belli bir ilk harfimizi bu şekilde dizimizdeki kelimelerin ilk harflerini bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Sıfırıncı karakterden itibaren bir karakter anlamındadır. Nokta virgülü bitirdikten sonra buraya da gerekli açıklamamızı yazalım. Dizi elemanlarımızın ilk harflerini aldık diyelim. Evet. Daha sonra bir alt satıra geçiyorum. İlk harf evet, bir alt satıra geçtim. İlk harf isimli değişkenimizin içindeki veriyi ilk harf nokta arkadaşlar bu ilk harflerin hepsini büyük harfe çevirmek istiyoruz biz. Bunun için to upper yazıyorum. Bu şekilde ilk harflerimizi
büyük harfe çevirdik. Evet. Daha sonra ilk harf değişkenimizdeki harfleri arkadaşlar rengini değiştirmek istiyoruz. Bunun için HTML kodlarından faydalanacağız. Font color diyorum. Eşittir. Red diyorum. HTML stil komutları bunlar arkadaşlar. Evet. Font color red dedik. Yani ilk harflerimiz kırmızı oldu. Ve bunu birleştirme operatörüyle ilk harf değişiminde evet. Tekrar ekliyoruz. Artıya basıyorum. Daha sonra burada font HTML kodumuzu burada kapatmamız gerekiyor. Kapattık arkadaşlar. Evet. İlk harflerin rengini bu şekilde kırmızı yaptık. Evet. Renkleri kırmızı yaptıktan sonra şimdi diğer harflere geçiyoruz. String diyoruz. Diğer diyorum. Bir değişken tanımladım. Diğer isimli. Ve bu değişkenin içine arkadaşlar kelimeler dizisindeki harfleri tek tek aktarmak istiyorum. Bunun için kelimeler i yazdım. For değişkenimizin içindeki i değerimiz birer birer arttığından dolayı burada kelimeler dizi değişkenindeki her bir kelimeyi diğer değişkenine bu şekilde aktaracağız arkadaşlar. Bunu nasıl aktarıyoruz? Bunun için substring diyorum ve substring dedikten sonra bir yazıyorum. Birinci karakterden itibaren kelimeler dizisinin elemanlarının boyutuna göre arkadaşlar aktarılacak bu. Bu boyutlarını da arkadaşlar birinci karakterinden itibaren aktarım olacak. Yani buna birinci karakterler aslında dahil etmek istemiyoruz. Bunun için eksi buraya eksi bir diyoruz. Sıfırdan itibaren bizim dizi değişkenlerimiz sayıldığı için burada bundan dolayı eksi bir dedik. Ve birinci karakterden itibaren yani buraya ikinci karakter dahil, birinci karakter dahil değil arkadaşlar. Kelimeler dizisindeki harflerimizi ve daha doğrusu kelimelerimizi aktaracağız arkadaşlar. Birinci karakterlerinden itibaren kelimelerimizi aktaracağız. Bunu da şekilde açıklama satırı olarak buraya eklemek istiyorum. Dizi elemanlarımızın diğer harflerini okuduk arkadaşlar burada. Evet. Bunu şöyle yapabiliriz görünmesi için. Aynı hizaya taşıyalım. Evet, aynı hizaya taşıdım arkadaşlar. Şimdi bir alt satıra geçiyorum. Diğer diyorum. Eşittir diğer. To large. Eğer bunların içinde büyük harflerle yazılı olan veriler varsa, eğer biz büyük harflerle yazmış isek bunlar küçük harfe bu şekilde dönüştürülecek. Eşittir diyorum. Küçük harfe çevirdik diyelim. Evet, bu şekilde küçük harfe çevirdik. Devam ediyorum. Bu küçük harflerle olanları arkadaşlar renginde biz mavi olmasını istiyoruz. Bunun için yine font color eşittir blue dedim ve kapattım. Kapattıktan sonra tabii burada çift tırnak kullanmıyoruz arkadaşlar. HTML'de tek tırnaklar içinde bunlar belirtiliyor. Ve şuradaki çift tırnağımı kapatıyorum. Kapattıktan sonra artı diyerek bunu yine diğer değişkenin içine renkli halini eklemek istiyoruz. Evet. Burası da font. Şurada büyüklük işaretimiz burada olacak arkadaşlar. Şurayı kapatıyoruz. Siliyoruz. Evet. Burada rengini mavi yaptık. Evet.
Şimdi kelimeler isimli dizi değişkenimizi evet buraya yazıyoruz ve burada ilk harf bu kelimeler dizi değişkeni içindeki verileri yeniden atıyoruz arkadaşlar burada. İlk harf artı harf artı birleşim operatörü ve diğer kelimelerimizin arkasında ilk harflerini ayırmıştık. Diğer harflerini ayırmıştık. Bunları birleştiriyoruz ve kelimeler isimli dizi değişkenine tekrar burada aktarıyoruz arkadaşlar. Bunu da yazalım. Evet. Ayırdığımız harfleri tekrar burada birleştirip dizi değişkenine attık diyelim. Şimdi bir alt satıra geçiyorum ve bunları ekrana yazmak istiyorum arkadaşlar. Response right. Kelimeler diyorum. İ dedikten sonra bunları alt alta yazdırmak istiyorum ben arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Parantezimizi kapattım ve sonucu size göstermek istiyorum. F5'e basıyorum. Evet, F5'e bastım. Tabii burada evet ne diyelim? Evet, böyle bir şey yazdım arkadaşlar. Enter'a bastım. Enter'a bastığımda gördüğünüz gibi bizim kelimelerimizin ilk harfleri alındı. Kırmızıya dönüştürüldü. Diğer kalan kısımlar ise alınarak maviye dönüştürüldü. Ve ayrıca bazılarının bilerek büyük, bazılarının bilerek tamamen küçük yazmama rağmen her bir kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanları küçük harfe çevrildi arkadaşlar. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya arkadaşlar bütün yazılarımız görünüyor. Farklı bir cümle yazalım. Evet. Şöyle yapalım. ASP.NET C Sharp öğreniyorum dedim. Enter'a basıyorum. İşte burada arkadaşlar ASP.NET derken şurayı birleşik yazdığımız için burada herhangi bir boşluk kaydı olmadığı için orayı ayırmadı arkadaşlar. Eğer biz burada boşluk bırakmış olsaydık ayırabilirdi. Burada nokta da büyük harfi olarak düzenlenemez. Ben boşluğu bıraktım. Enter'a basıyorum. Bakın noktayı kırmızı yaptı ama bunun büyüğü veya küçüğü olmadığı için bu şekilde bize gösterdi. Bunu bir daha boşluk bırakabiliriz isterseniz. Bir daha boşluk bıraktım. Yeniden dene. Yeniden göndermesi gerekiyor diyor. Evet. Göndersin. Şöyle yapalım. Yine yapmıyor. Enter'a basalım. Tekrar Enter'a basıyorum. Şurada boşluk bırakıyorum. Tekrar Enter'a basıyorum. Evet. Bazen tekrar Enter'a bastığımızda sorunlar oluşabiliyor. Bu şekilde arkadaşlar yazımı yukarıdan aşağıya yazdırdık. İlk harfleri kırmızı ve büyük. Geri kalan kısımları küçük harf ve mavi renkte yazdırıldı. Evet, örneğimiz burada sona erdi arkadaşlar.